Merhabalar, FK Tarot'a hoş geldiniz sevgili boğa burçları. Sizin özel Aralık ayı tarot yorumu yapacağız. Bakalım Aralık ayında boğa burçlarını neler bekliyor, nasıl bir enerjide olabilirler? Bununla ilgili tarotlarımızdan öngörü ve olasılık alacağız sevgili arkadaşlar. Ben burada siz kartlarımı görmüyorsunuz ama ben buradan kartlarımın hepsine bir niyetleniyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan. Bu videoyu dinleyen kolektifteki boğa burçları için Aralık ayı tarot yorumu yapmaya niyet ettim. En doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Evet, hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Önce enerjimizle başlayalım. Aralık ayı boğa burcunun enerjisi nasıl ilerleyecek? Nasıl enerjilerde olma ihtimalimiz var? Konumuz ne? Gündemimiz ne? Nelerle uğraşıp nelerle mücadele edeceğiz? Hepsini bir öğrenelim bakalım. Bu arada özel bakımlar için, özel danışmanlıklar için aşağıda bırakacağımız, yorumlarda bırakacağımız WhatsApp iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendi randevunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Aralık ayı Boğa burcu. Aralık ayı Boğa burcu. O başarı. Başarı kazanıyoruz sevgili boğa burçları. Başarı enerjisi içindeyiz. Planlarımızı harekete geçirme dönemi. Yani daha önce yaptığımız, planladığımız durumları Aralık ayında harekete geçirme, gündeme geçirme ve harekete geçirdikten, eyleme dönüştürdükten sonra yaptığımız planların sevindirici başarısını kendimizde enerjisini hissedeceğiz ve kendimizi daha güçlü hissedeceğimiz bir Aralık ayı bizi bekliyor ve eğlence dolu bir Aralık ayı söz konusu. Tabii ki eğleneceğiz, mutlu olacağız. Çünkü neden? Bir başarıya imza atıyoruz ve bu başarımızdan dolayı bir mutluluk ve mutluluk enerjisi aynı zamanda eğlence enerjisi içinde olma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aralık ayı için Osu bize neler söyleyecek? Aralık ayı Boğa burcu. Tembellik geldi. Boğa burcu zaten biraz konforuna düşkün bir burçtur. Rahatına düşkün bir burçtur. Aralık ayında da bu tembelliğe devam edeceğimiz gibi görünüyor. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda konforumuz için hareket edeceğiz anlamına da gelir bu. Çünkü burada bir planımız var, bir işimiz var, bir gücümüz var ve kafada oluşturduğumuz planı eyleme dökmüşüz. Yani tembellik varken çalışmayacağız anlamına değil. Kendi konforumuz için çalışacağız, kendi rahatımız için çalışacağız ve kendi konforumuzdan bir şey kaybetmemek adına bir uğraş, bir çaba sarf edebiliriz sevgili arkadaşlar. Buradaki tembelliği ben hiçbir şey yapmayacağım, oturacağım anlamında almıyorum. Sevgili arkadaşlar, konforumuz için emek vereceğimiz anlamında alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine başarı çıktı arkadaşlar. Aralık ayında başarı bizimle birlikte. Hangi konuda, hangi eylemi, hangi işle, hangi durumla uğraşıyorsanız bu durumun başarısını kazanacağınız ve kutlayacağınız bir zaman dilimi ve daha çok bilinç, daha çok mantık çalıştıracağımız, daha çok fikirlerimizi öne süreceğimiz bir Aralık ayı. Sevgili arkadaşlar, mantıklı davranlı, planlı, projeli davrandığımız ve bu projeleri mantık, fikir, düşünce, kafamızın içinde yaptığımız o düşüncelerin hepsini eyleme dökerek başarı elde edeceğimiz bir Aralık ayı söz konusu. Devam ediyorum. Aynı zamanda rekabetimiz var. Rekabetim içindeyiz. Rekabet içindeyiz sevgili arkadaşlar. Daha önce önümüzü görememişiz ama artık önümüzü görmeye başlayacağımız bir durum sevgili arkadaşlar. Ve şimdi şöyle beklemeye almışız bazı durumları. Daha önceden önümüzü görememişiz. Rekabet içinde bir ortamdaymışız aynı zamanda ama Aralık ayında bunların hepsinin biteceğini ve bu başarıyı önümüzü görebileceğimizi beklemeden çıkıp artık harekete geçeceğimizi söylüyor kartlarımız bize. Pekala, tarotlarımız bize ne söyleyecek? Tarot kartlarımız bize ne söyleyecek? Aralık ayı için Boğa burcuna ne söyleyecek?
Boğa burcu biraz daha böyle bencil olacağımız, ya da hem bencil olacağımız hem de aynı zamanda şöyle bir durum var. Sahip olduklarımızı bırakmak istemeyeceğimiz bir durum. Yani burada da bir tembellik vardı. Ben bu tembelliğe ne demiştim? Konforumuz ve rahatımız için demiştim. Yine konforumuz ve rahatımız için sahip olduklarımızı bırakmak istemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sıkı sıkı tutunacağımız bir Aralık ayı. Aynı zamanda zaten başarı kartımız iki tane gelmişti. Burada da güneş kartımız geliyor sevgili boğa burçları. Artık o önünüzü görememe, artık beklemede kalma durumu bitiyor ve hayatımıza güneşlerin açacağı Aralık ayı bize yeni fırsatların, yeni şansların, mutluluğun, huzurun, aydınlığın bir ayı sevgili boğa burçları. Devam ediyorum ve kutlamalar yapmalar birlikte arkadaşlarla görüşmek, sosyalleşmek, eğlence içinde olmak. Burada da bir eğlence kartımız geldi. Tarot'ta da bir eğlence kartımız geldi. Aralık ayında eğlenmek, sosyalleşmek, arkadaşlarla bir araya gelmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Başarınızı kutlamak da söz konusu olabilir sevgili boğa burçları. Devam ediyorum tarot kartlarıyla. Evet, bir adım, bir yeni başlangıç var. Fikirsel bir başlangıç, mantıklı bir başlangıç, bir şeyleri kestirip atarak, bir karar vererek, zaten burada bilinç çalıştırdığınızı söylemiştim. Daha çok mantıksal gidiyorsunuz diye. Burada da evet, bir mantıklı bir karar vermek için bir adım atma niyetindesiniz ama bir kararsızlık söz konusu olabilir bu kararı verirken. Ama güç bizimle sevgili arkadaşlar. Bu gücü yine elimizde ve bu güce kavuşuyoruz Allah'ın izniyle sevgili arkadaşlar. Evet, birazcık da şöyle bir şey olabilir. Şimdi kazandık, evet, mutluyuz, başardık ama elimizdekileri, burada da biraz önce söylemiştim, sıkı sıkı tutunduğumuz bir durum var. Ama bu durumdan tarot bize diyor ki birazcık diğer insanları da nasiplendir. Çok böyle sıkı sıkı tutunuyorsun, çok böyle kendine saklıyorsun bazı şeyleri. Gerek maddiyat, gerek manevi yönden belki sevginizi sunmuyorsunuz, belki paranızı paylaşmıyorsunuz. Ama burada birazcık paranızdan insanlara, yardıma ihtiyacı olan insanlara sadaka gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani sadaka verin, yardım edin, yardım el uzatın bir şekilde buradaki... Hep ben ya da benim sahip olduğum benim dediğiniz durumun bir tık değişebileceğini de söylüyor burada kartlarımız bize. Devam ediyorum. Klasik tarotlarımızla. Boğa burcu, Aralık ayı Boğa burcu. Beklemede kalma ihtimalimiz var. Yine parasal konular gündemde sevgili arkadaşlar. Para, 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 parası, parasal konular gündemde. Beklemeye aldığımız ya da uzun zamandır beklediğimiz bir paranın durumu olabilir. Ve kendi adımıza 2 aydır, 2 aydır beklediğimiz, 2 haftadır beklediğimiz bir durum söz konusu burada. Burada da bir bekleme durumu vardı zaten. Ve bir gidişat söz konusu sevgili boğa burçları. Şimdi şöyle, bunu şöyle yorumlayacağım hemen size. Bir bekleme durumumuz söz konusu. Evet, uzun zamandır biz çaba göstermişiz, emek vermişiz, sabretmişiz, beklemişiz, ya uğraşmışız bazı şeyler için ama biraz artık düşünmem gerekiyor dediniz. Burada yine bilinç çalıştırdınız. Buradaki bilinç kartında da o sonu söylediği gibi. Artık o bilinci çalıştırmak için beklemeye aldığınız, 2 aydır özellikle söylüyorum, 2 aydır, 2 haftadır beklemeye aldığınız bir durumun artık karar verip gitmek zorunda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Yani bulunduğunuz yeri terk etme sevgili arkadaşlar. Bir şey istediğiniz gibi değil. Olduğunuz yer, bulunduğunuz yer sizi mutlu etmiyor. Aradığınız şey orada değil sevgili boğa burçları. Böyle bir durum var. Bir gidişat söz konusu olabilir. Pekala, Rumi bize ne söyleyecek boğa burcuna? Rumi bize ne söyleyecek? Hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait dedi sevgili arkadaşlar. Hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana aittir. Yani kendi içinizdeki sevgiyi çıkartın. Kendi içinizdeki ruhunuzu dinleyin ve bir adım atın diyor burada sevgili arkadaşlar. Biraz daha böyle
Bilinç çalıştırıyorsunuz demiştim ya, biraz daha madde bakımından bakıyorsunuz işinize, gücünüze, sevdiğinize bile. Biraz böyle fikir değil ama biraz da duygularını çalıştır diyor burada. Biraz ruhuna dön. Çok fazla mantık çalıştırıyorsun. Çok fazla ruhunu hiç dinlemediğinizi, ruhunuzu hiç dinlemediğinizi, vicdanınızı dinlemediğinizi, kalbinizi dinlemediğinizi, kalbinizi kapattığınızı ve aynı zamanda sürekli bilinç çalıştırdığınızı ve mantıklı işler yapmak adına, somut işler yapmak adına uğraştığınızı söylüyor. Biraz ruhunuza dönmeniz gerektiğini iletti bize burada sevgili boğa burçları. Evet, Rumi'nin mesajı öyleydi, biz de aldık, kabul ettik. Hemen melek mesajımız ne söyleyecek? Burada da hava üçlüsü geldi. Büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi sizin bilinç çalıştırmanızdaki sebep daha önce üzülmeniz. Belki ihanete uğradınız, belki aldatıldınız, belki kandırıldınız ve duygularınızı kapatmış olabilirsiniz bundan dolayı ve sürekli bilinç çalıştırıyor olabilirsiniz. Melek mesaj kartımızda diyor ki size, evet tamam bilinç çalıştırıyorsun ama büyük de bir üzüntü yaşadın. İyileşmek için kendine biraz zaman harcaman lazım. Zaman vermen lazım. Bunu da kendini affederek, yani ruhuna dönerek, iç oğlana dönerek, Rumi'nin söylediği gibi kendi ruhunuza dönerek, kendinizi affederek başlıyorsunuz. Sonra başkasını affederek başlıyorsunuz. Affetmek kolay değil. Evet biliyorum ama hiç olmazsa kendinizi affederek yeniden başlayabilirsiniz sevgili boğa burçları. Evet arkadaşlar, sevgili boğa burçları. Aralık ayı tarot yorumumuz böyleydi. Üzerimize düşen aldık, kabul ettik. Düşmeyen evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Allah'a emanet olun tekrar.